Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evet, Mehmet'in söylediği okuyacağız ama inşallah bu da şeyimiz olsun, hedefimiz olsun. Abiler 80. sayfada yapmayacağız bugün de. Geniş daire hadiselerine istikamet vermek adına en can alıcı bir mektup. 80. Dünyada ilk defa paraşüt yapan kim? Almanya. Mesela dünyada küfrü kaldıracağım, tek olanı Allah'a dünyayı teslim edeceğim diye yola çıkan kim? Stalin Gürcü'ydü. Gürcistan Yahudilerindendi. Lenin zaten Yahudi'ydi. O mu demiş? Yok, Hitler demiş. O da Yahudi'ydi. Acayip Yahudi'ydi. Yahudi'yi niye kesti? İşte zahire bakarsan aldanırsın tabii. İsrail denen bir devleti kuracaklar. İsrail devleti. Kim gidecek yani? Yahudiler ehli dünyadır. Ehli dünyadır, hayatperesttir. Yahudilerin meskeni bir şey olduğu zaman, bir şey anlatmak, sonra derse gireceğim. Bir şey olduğu zaman hemen kaçabilirim. Hemen finish. Dünya perest olduğunu 25. sözde söylüyor. Yahudiler iç bölgelerde yaşamaz. Deniz kenarında yaşarlar. Mesela Ukrayna'nın deniz kenarı, Türkiye'nin İzmir, Antalya tarafı, İzmir'de olurlar. Çünkü bir şey olduğu zaman en güvenilir hava ve kara değil, denizdir. Yahudilerdi. Mesela dünya peres olduklarından dolayı bir devlet kurmak istiyorlardı. Bunun için Hertz mi neydi bir adam karar veriyor. Yahudilerin bazılarını böyle, çoğunlukla işe yaramayanı çok az, mübalağa ederiz sonra. Birkaç bin kişiyi keseriz. Onunla hem gelecekte propaganda yaparız, hem Yahudilere kış kış kış. Hadi bakalım şuraya bak gidiyorsunuz. Devlet olmasanız böylesiniz. Oysa Hitler'in en çok kestiği insan Müslümandır. En çok kestiği Müslümandır. Anadolu'ya girmemesinin sebebi Türkiye'den çektiği için değil, kader ilahinin, usta söylüyor, Risale-i Nur hizmetinden dolayı Allah bir memlekete iki belayı vermez. Hadisi sırrını izah ederken diyor ki hem sufyanet belası hem savaş belasını vermez. Onun için girmedik diyor. Şimdi burada Kastamonu'da 80'de İsa Aleyhisselam'ın nuzulu, Deccal'ın öldürmesi. Burada Almanya, İngiliz, Çin, ABD, Rusya bunlardan bahsediyor. 80. sayfada diyecek ki, ilk defa duydum, biz okumuyoruz ki. Şöyle layıka şöyle okuyoruz. Kardeş oradan bir şey oku da gidelim. Okey. Anladın mı? Şimdi ben şu anda bir tanesi kapandı. Bir tanesi de çok meşhur televizyonların yayın müdürü, benimle arası yok. Çok ciddi arası yok. Sebebi o kadar yalvardım diyor, bir defa programıma gelmedi. Bir defa psikoloji yap, bir defa miraç yap dedi. Bir de ustad hakkında ben itirazlar söyleyeceğim, sen cevaplayacaksın. Sena şeyde ne diyorlar ona, onların konuşma yerine. Stüdyo. Kabul etmeyince tamam dedi, ben dershaneye geleyim, orayı yapalım dedi, orada cevap ben. Televizyona çıkmadığım için. Düşman. Niçin söylüyorum? Biz şöhretin, insanların peşinde değiliz. Hiç böyle yani duydunuz mu? Kardeşim benim derse girmeyin. Tıklamayın. Biz kime ders yapıyoruz? Biz Risale-i Nur'un samimi talebelerine ellerine malzeme veriyoruz ki Risale'de doğru düşünsünler, doğru taraf olsunlar. Küfre, zındıkaya, günaha, kebaire, yanlışa taraf olmasınlar diye
Risale-i Nur'dan yapabildiğim kadar çıkarımlarla mazideki birikim, mazideki o var olan malzemelerin 1978'den beri, ihtilal olunca 80'de ben Nurcu'ydum. Rüştü abi yanımızdan nasıl cemselerle aldıklarını biliyorum. Koca Mustafa Paşa'dan nasıl aldıklarını biliyorum. Ya bir adam ya. Cemselörlük falan geldiler şaşağı. Onları biliyorum. Tamam. Vesaire. Mazinin birikimiyle Risale-i Nur'daki şeylere, metinlere sadık kalmak gayretiyle söylüyorum. Ha, bu arada adam giriyor, tenkit ediyor. Girme kardeşim, ben davet etmiyorum. Biz samimi Risale-i Nur'la hareket eden, Risale-i Nur mazinin başkasının cebine aklını koymayan, samimi, Risale-i Nur'a göre düşünen, kendisine göre delil arayan değil. Ve her cümlemi söyleyin. Şunu nereden çıkarttın? 1,5 günden beri bir şey arıyordum. O var, Risale o var. O var diyorum ya. Nerede o? 1,5 günden beri arıyorum ve bugün Allah nasip etti. Abi bana niye söylemedin, o kadar uğraşmadın? Yani. Söyledim sana, bulamadın. Neyi? O şeyi diyorsun. O değil işte o. Zamanın ve mekanın elbise olduğunu, Kur'an'ın muhatabı avam, ilk muhatabı ama havasa işaretler ettiğinden ancak şundan kurtulabilirsin. Mekanın, mekan insana, hayal insana mekan giydiriyor. Tasavvur, düşünceler, zanlar, bilgiler, malumatlar insana da bir elbise giydiriyor. Bu da zaman oluyor. İnsana tahayyül, mekanı, tasavvur, zaman libasını giydiriyor. Onlardan tecerrüt edip bu hakikati, mücerredatı sırfa olarak göremezsin diyor. Muhakematta gördüm. Meğer oradaymış. Arkadaşlar bir daha. Mekan ve zaman libastır. Mekan ve zamandan sıyrılan, mekan ve zamanın arkasına bakıp görür. Zamanın hülyalarından. İşte diyor ya, Kadir Gecesi'ne geçmek için iki yol var. Ya bir sene kat edeceksin değil mi Resul? Veya zaman hazırdan sıyrılıp maziyi hal gibi göreceksin. İşte bir daha. Tahayyül, onun için amalar mekan anlayışı yok. Tahayyül, mekanı, tasavvur, zaman libasını bize dokuyor. İkisi de kaderimizi oluşturuyor. Biz ortaokuldayken el iş yaptırırdı hoca. Dokuma yapardık. Halı. Böyle ip vardı. Tamam. Bir de böyle ipler var. Mekikle ona şekil verirdi. Biliyorsunuz da dokuma var. Halı. Abiler, bir böyle ip var. Bir böyle ip var. Sen ona şekil veriyorsun mekikle. Bir tane hayal, bir tanesi tasavvur. Yani ezel ve ebed iplerine ihtiyar ve irade mekiğiyle, yani mekik, ihtiyar, o senin elindeki ip, irade ile o halıya veya o kumaşa şekil veriyorsun. Kader kumaştır. Pantolon dikersin, şalvar dikersin. Düşük pantolon dikersin, eşcinsellerin şeyi gibi, Lut kavminin adeti. Veya Osmanlı'nın adetini, ustadın şeyini şalvar dikersin. Kumaş kaderdir. Ezel ve ebed iplerine şekil veriyor ihtiyar. Anladınız mı? Ezel ipi, ebed ipi. Onlara şekil veren mekikle dokuma yapıyorsun. Ortaya çıkan kumaş kaderdir. Sen nasıl keseceksen sen keseceksin. Anladık mı? Ben çok uğraştım. Siz uğraşmayın. Hayal ve kuvve-i hayali, yani tahayyül ve tasavvur insana elbise giydirir. Bundan sıyrılmak, bu iki şeyin dışına çıkmak zordur. Ancak Allah'ın inayetine özel mazhar olanlar çıkar. 123 Mesnevi Nuriye. Allah'ın inayetine mazhar olanlar ancak bu iki şeyin tesirinden çıkabilir. Şimdi 55 miydi Mehmet? Evet abi. Bu arada itirazlara da cevap verdim. Kardeşim itiraz ediyorlar, bir şey yapıyorum. Ben girme diyorum ya. Hiç böyle şey gördünüz mü? Video sahibi veya video sitesi olan. Girme diyorum ya. Sana yapılmamış. Bilmemen lazım. Sen bilme, cahil kal. Daha hoş.
bilince düşe. 55 mi? 54. Abi, bu başta bir mukaddeme böyle bir yere okuyayım ya abi. Şimdi daha yeni gördüm abi. Ol tamam. Kusuruma bakma. Hani bu ders yani nasıl bir şey yani? 54 mi 55 mi? Tamam 55 abi. Yok şey 54'ün 3. noktası abi. Ha tamam. Kastan 54. Tamam. Yani 54'ün 3. noktası en son. Hı. Ama başta abi şu aralar 517'de bir ifade var abi. Tamam dinliyorum seni. Zaten bu zamanda en geniş daire-i zeminde en dehşetli ve külli bir hücumda tecavüz eden dalalet ordularına karşı böyle kutsi bir ders bu suretle atom bombası gibi inşallah tesirini göstermeye bir işarettir bu ders. Bu ders. Evet. Bir de okur musun? Abi çok acayip de yeni gördüm. Zaten bu zamanda 517 mi? 517 abi birinci paragraf. He. Zaten bu zamanda en geniş daire-i zeminde boğuşmalar var zaten bakıyor dairenin. En dehşetli ve külli bir hücumda tecavüz eden dalalet ordularına karşı böyle kutsi bir ders bu suretle atom bombası gibi inşallah tesirini gösterdiği bir işarettir. Allah. Bu ders. Bu ders. Çok fesubanı var. Atom bombası gibi. O zaman. Boğuşmalar atom bombası gibi tesirini gösterecek inşallah. Şu ders ha? Evet. İstikamet vermek noktasında evet. Galiba değil mi? Evet. Peki abi. Başka. Çok da dar daireye vazife düştüğünü öyle anladım abi. Yani. Bu derste. Evet. Resul hiç konuşmuyor. Resul dinleyince müstemi makam. Ama abi, senin dersin burası. Yok sen, abi ben daha yeni gördüm abi. Yok yani bu Kastamonu 54 senin okul... denk geldim abi. Denk geldin. Tamam. Okuyorum. Hı. Saat 2:25 geçiyor. Bundan sonra saat tıkır tıkır geçiyor. Yusuf iyi misin abi? Elhamdülillah. Uruç nasıl? Elhamdülillah. Nasıl yapıyorsunuz ya 3 aylar maşallah ya? Furkan da öyle. Alışıyoruz abi YouTube'da normal ya. Normal oluyor mu ya o kadar? Değil mi? Oluyor. Şimdi. Alışın. Fesbihanallah. Üçüncü nokta. Aziz kardeşlerim. Allah razı olsun. Aziz niçin demişti? Hatırladınız mı? Hep niye aziz diyor mektuplar. Geçim yapmıştı. Abi. Yapmıştık. Ama yani onu... Tamam. Cenab-ı Hakk'ın aziz ismine mazhar oluyor abi. Başka? Dini dünyaya tercih etmedik. Dini dünyaya, dünyayı da dünyaya kıyas ederek dini tercih ediyorlar, şeyi esas alıyorlar. Eylemsel itibariyle İsa Aleyhisselam çok kullanmış, azizler dermiş. Enfusçu oldukları için. Aziz kardeşlerim, değerli kardeşlerim demiyor, çok defa kalbime geliyordu. Yani aziz kardeşim deyince... dinini dünyalarına tercih eden yön demektir. Tamam. Dinini dünyaya tercih etmeye. Buna ait ustad söylüyor. Siz niye aziz söylüyorsunuz? Gayrimüteşhir'de geçiyor değil mi bu? Gayrimüteşhir'de size göstermiştim. Dini dünyaya tercih etmek. Birinci ölçü pergelini dine koymuş. Öyle bakana aziz deniliyor. Aziz kardeşlerim, çok defa kalbime geliyordum. Neden İmam-ı Ali radıyallahu anh Risale-i Nur'a ve bilhassa Ayet-i Kübra Risalesi'ne ziyade emniyet vermiş diye sırrını beklerdim. Sırrını bekliyormuş abi. Sırrını beklerdim. Ayet-i Kübra. Hemen acele etmiyoruz değil mi? Abi, acele etmiyoruz. Şimdi Ayet-i Kübra var. Bir de Ayet-i Kürsi var. Çok önemli olduğu için. Ayet-i Kübra nedir? En büyük ayet. En büyük ayet. Kur'an'a uygulayın da İslam bilginizi kullanın. Ayet-i Kübra nedir? Ayet-i Kürsi neydi? Kur'an'da Ayet-el Kürsi. Nedir? Ayet-i Kürsi. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum la te'huzuhu sinetun ve la nevm. Ayet-i Kürsi bu. Ayet-i Kübra Fatiha'dır. Yedi ayettir. Yedi defa nuzul etmiştir. Yedi defa aynı ayet aynı şekilde nuzul etmiş. Şimdi şeyde İmam Ali neden Risale-i Nur'a bilhassa Ayet-i Kübra'ya emniyet vermiş?
Ayetil Kübra. Bu abi Demirdağ'da daha da birkaç yerde şey var da neden Ayetil Kübra? Ha ben Celcülütü'nde bu 8. Ruza Simane'de geçiyor da. Biraz sessiz yapsana. Celcülütü'nde. Celcülütü'nün diyor en mühim yerinde mevki almış diyorum. Ayetil Kübra. Risale-i Nur. Risale-i Nur. Risale-i Nur. Yani Risale'nde Ayetül Kübra'ya ehemmiyet vermiş. Neden Ayetül Kübra? Bu şualarda 599'da bir tabir var. He. Şurada. Sarsılmaz bir iman isteyen. Sarsılmaz bir iman isteyen. Dinsiz anarşistliğe karşı kırılmaz bir kılıç arayanlar. Dinsiz anarşistlere karşı kırılmaz bir kılıç arayanlar. Ayetül Kübra'ya müracaat etsinler. Diyor. Allah Allah. 599. Evet. 599 şualar mı? Şualar abi. Birinci şuadır o. Yok. El-Hücret-i Zehra. Orada mı? Evet. Allah Allah. Maşallah. Ayetül Kübra nerede? 7. şua. Asya-i Musa'da da var değil mi? Asya-i Musa'da da var. Onun için bütün sihir ve büyüleri iptal edebiliyor. Abi ezber gitmeyeceğiz. Ayetil Kübra. Boşuna denmemiş. Ayetil Kübra. Eminli minel fecr. Vesilesi olacak. Necat. Necata vesile olacak. Mesela Ayetil Kübra okuyan, yani Ayetil Kübra Asay Musa'da bütün sihir ve büyüleri. Şimdi girmeyeceğim. Yani tahayyül ve tasavvuru. Sihir ve büyü. Tahayyül ve tasavvura yapılır. Mesela korona ile sihir ve büyü yapıldı. Ve evde ölen yok, hastanede öldüler. Sihir ve büyü yapıldı ona. Şu anda yok mu korona? Var. Kimsenin artık o sihir ve büyün maksatlarına geldiği için, şu anda propaganda yapılmadığı için hiç kimsede bir şey yok. Hep derdim, sihir ve büyü yapıldı. Propagandayı siyaset. Nereden çıkartıyorsun? Elem tere keyfef... Yok. O fil. Bir tane söyle diyordu. Yazmış. Filoyu diyor. Filoyu. Sanki ben uydurdum. Elem tere keyfef ala rabbuke bi eshabil fil. Fil kalkar. Dünya gelir. Dünyada filodur. Uçak gemileridir. Nerede yapar? Fil ukat. Sihir yapıldığını. Şualarda değil mi? Kulazu bi rabbil felak. Min şerri ma halak ve min şerri gâsikin izâ vekab ve min şerri nefasati fil ukad. Nefes. Bir de ukde ve düğümleri başka bir şey. Onu da size bir ders yapacağız onu. Ukde ve düğüm ne demek? Sırf o mikrofon başlığı değilmiş o. Başka bir şey de Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak nasip etti. Bir kardeş vasıtasıyla, kardeş sen diyor mikrofonu öfleme diyorsun diyor. Bak diyor düğme ve ukde neymiş Kur'an. Bak Risale'de şurada da geçiyor, şurada da geçiyor. Korkunç bir şey ya. Ben ilk defa duydum. İlk defa duydum. İnşallah onu da şey yapacağız. İki yer daha var da abi. Ukde mi? Yok şey. Ayet-i Kübra. Hazreti Ali radıyallahu anh kasideyi Celcelütiye'de iki surette Risale-i Nur'a haber verdiği gibi Ayetül Kübra Risalesine de işareten ve bil Ayetül Kübra eminni minel fecet der. Bu işaretle ima eder. Ayetül Kübra Risale-i Nur'a ve bilhassa Ayetül Kübra'ya. Evet. Bilhassa Ayetül Kübra'ya. Yine biz Emirdağ layıkasında da bir tabir var abi. Ayetül Kübra diyor güneş gibi iman bürhanları neşreder diyor. Allah Allah. Güneş gibi iman nurlarını neşreder. Ayet-i Kübra. Hatta Üstad Hazretlerine Nur Sarabi'ne hücum ediyorlar ya bu o 13. şuadaki mektuplarda 5. şuayı mesela hedef alıyorlar. Ama arkasında diyor Ayet-i Kübra'dan dolayı onlar hücum ettiler evet. Diyor. Çünkü Ayet-i Kübra imanları kurtarıyor. İmanları inkişaf ettirdiğinden dolayı. Ama bahane yaptıkları 5. şua. 5. şua. Ama hedefleri Ayetül Kübra diyor. Hususan bir de Hüve Müktesi abi. Evet. Gençlik reperinde geçiyor diye. Zaten meselemizle alakalı. Evet. Ayetül Kübra dini literatürde Fatiha. Şeceri Hilkat'ta Ayetül Kürsi kürstür.
Yani şecer-i hilkatta nefsin mertebeleridir. İnsanı beşeriyetin haritasını anlatır ayet-i kürsi. Beşeriyeti ve insanlığı anlatır. Ayet-i kübre ise arş azamdır. Büyük ayet. Bunu çok şeyde kullanır. İkisini de. Onu demeden geçemeyeceğim ama sen inşallah benimsine uymuyor. Uyarsa eski, tamam. Eski basın. Bak şimdi ikisini de söylüyor. Ayet-i kürsi ile ayet-i kübrayı nerede kullanıyor? İnsan tarifinde kullanıyor. 218'de. İnsan şu kainat ağacının en son en cemiyetli meyvesi. 2. Hakikat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cihetiyle çekirdeği aslisi. İyi dinleyin. 3. İnsan kainat Kur'an'ının ayet-i kübrası. İnsan yani dördü aynı ya. 1. Şecer-i hilkat, kainat. Eşittir. İnsan eşittir. İslam eşittir Kur'an. Dördü aynıdır. Kainat büyük insan kabul edilirse, kainat büyük Kur'an kabul edilirse, kainat büyük Kur'an kabul edilirse, ayet-ül kübra, Fatiha, kainat büyük Kur'an insan kabul edilirse, arş-ı azam. Ayet-ül kübradır. Şimdi daha kainat Kur'an'ının, kainat Kur'ansa ayet-i kübrası insan kainat Kur'an'ının ayet-i kübrasıdır. O ayet-i kübra direkt ruhu inşa ediyor. Ne demişti o? Güneş gibi dedi. Resul okur musun? Güneş gibi iman hakikatten neşeliyor. Öyle miydi abi? Evet abi. Bu Emir'den 69. Zaten oraya açtım. Okuyayım abi istersen. Aa, bak. Ama sırf oraya oku. Uzun olmasın. Tamam. Ayet-i kübra güneş gibi iman nurlarını ruhlara telkin edebilir. Bak. Ha bak ruh. Bak gördün mü? Ayet-i kübra arş-ı azam dedik. Bak çünkü bunları toplayarak, çalışarak abi. Bak ruhlara telkin ediyormuş. Ayet-i kübra direkt ruh. Çünkü ayet zaten ayet-i kübra ruhtur. Risale-i Nur'un ayet-i kübrası, ayet-i kübra 7. Şua ve Asay-ı Musa'daki ayet-i kübra ruhu inşa ediyor. Zaten İmam Ali'nin radıyallahu anh sırrını da burada söylüyor. Bak şeksiz, şüphesiz kanaat ettim ve gördüm. İmam Ali'nin radıyallahu anh ona verdiği ehemmiyetin sırrını bildim diyor. Allah Allah. Ona niye sırrını bildim? O da ruhu... Ona sırrını beklerdim diyor ya. He, sırrı neymiş bir de okur musun abi? Ayet-i kübra ayet-i neymiş? Ayet-i kübra güneş gibi iman nurlarını ruhlara telkin edebilir. Ruha. Şeksiz, şüphesiz kanaat ettim ve gördüm. Ve İmam-ı Ali'nin radıyallahu anh ona verdiği ehemmiyetinin sırrını bildim diyor. Bildim. Direkt ruhu inşa ediyor ayet-i kübra. Direkt ruha vuruyor. Yani Kur'an'da Fatiha... Ya Kur'an Fatiha mukaddeme, arş-ı azam da mukaddeme. Bak ruha diyor. Görüyor musun? Ya nasıl örmüş? Aklen düşünülüp yazılır mı? Ne demesi lazım? Güneş gibi ayet-i kübra kalplere iman nurunu, feyzini verir demesi lazımken ruha diyor. Ruha diyor, görüyor musun? Ruha. Tamam. Bir daha bir, hani bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten hayırlıdır ya. Bu yine ayet-i kübrada olduğunu söylüyor abi. Ayet-i kübra. Evet, tefekkürü sen. Bir mütefekkirane dikkat ve tefekkürle ayet-i kübrayı okursa İmam. Hadiste geçen şeye mazhar olabiliyor. Evet. Ayet-i kübrada o saat var diyor. O saat var diyor, ara bul diyor. Üstadın miracı da yine ayet-i kübrada oluyor. Evet. Aferin. Evet, o ayet-i kübra ustadın seyahat ettiği, miraçta seyahat ettiği, müşahede ettiği şeyleri bize bildirmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselamın miracı, buradaki ifadelenişi, ustadın da miracı ayet-i kübrada ifade etmiş. Bazıları soruyor, Allah Resulü böyle yani gözüyle Allah gördü, ona hemen cevap vereyim. Bugünlerde çok soruyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ruhu bedenine, bedeni ruha o kadar imtizaç etmiş ki, ruhen ve
cismen gitmiş. Onun için abdina denmiş. Beden ve cisim olduğu için be'ab denmiş. Ruha ab denmez. Beden olması lazım. Cismen ve ruhen gitmiş. Etkiye ümmeti, onu takip edenler kalben ve ruhen. Onun için o nurani olduğu için ruhunu, bedeni ruhuna çok aynı olduğundan dolayı kafa gözüyle görmüş. Çünkü normal göz değil. Çünkü güneş vurduğu zaman öteki taraftan çıkıyor. Onun için gölgesi düşmezmiş. Bizim düşüyor. Camın gölgesi düşer mi? Düşmez. Ama aynanın düşer. Arkası düşer. Allah Resulü'ne güneş vurunca gölge düşmüyordu. Yani bedeni ruhana refakat etmiş. Dolayısıyla kafa yoluyla görmüş. Bunu nerede anlatır? İtikat kitabımızda, Fıkıh-ı Ekber'de anlatır. Peki alimler, İmam-ı Rabbani Hazretleri vesaire, 103 defa da o görmüş deniliyor İmam Ali'de. Peki neyle görmüşler bütün o Miraç'ta gidenler? Kalben ve ruhen, cismen değil. Batını gözle görmüşler, bunu da belirteyim. Şimdi devam ediyoruz. Ayet-i Kübre'ye ziyade emniyet vermiş diye sırrını beklerdim, sır. Lillahil hamd ihtar edildi. İnkişaf eden o sıra şimdilik yalnız kısa bir işaret ediyorum şöyle ki. Artık ayet-i kübra ne olduğu hakkında geniş oldu değil mi Tahir artık? Sır abi. Yani güneş gibi iman nurlarını ruhlara telkin ederek ruhu inşa ediyor. Daha yani ne sonuç ne oluyor? İman zaruri ve bedihi bir hale geliyor. Tersini düşünemezsiniz artık. Risale-i Nur'u tefekkürle okuyanlar iman, Allah'a iman, ahirete iman bedahat ve zaruret derecesine geldiği için tersini düşünemezler. Hiçbir nur talebesi düşünemez. İstese de yapamaz. Bedahat ve zaruret haline geldiğinden imanın vesvesesiz ve şüphesiz mertebesinin cilvesidir. Onun için kabre imanla girecekler. Bak, bedihi ve zaruri hale geldiği için imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine mazhar oluyorlar. Tersini düşünemezsin. Ustad da diyor ya, bir an bile tersini düşünemiyorum diyor. Olmuyor yani, olmaz zaten. Bu niçin söyledim? Ruha telkini, imanı güneş gibi gösterdiği için. Kim? Ayet-i Kübra. Tefekkürü saati ma hayru min ibadi senetim var ya, bir saat tefekkür. Bir sene nafile ibadetten evladır. Tahir diyor ki bir saat abi tefekkür kim yapabilir? Bugün 10 saniye, yarın 1 dakika. Geçen hafta 20 saniye yapmıştın. 1,5 dakika dün yapacaksın. İşte böyle hayatında tefekkürlerini toplarsan bir saat olursa 1000 sene nafile ibadetten evla olacaksın. Tamam. Sen 1 dakika yakaladın bugün. Geçen hafta Resul yakaladı. Bir hafta önce Ağrı'da bir kardeş yakaladı. Onların tefekkürleri yok mu şahs-ı manevideki ki azaların? Onların şu anda sen tefekkür ederken bir saat yapacağım. İkinci mana. Bir, hayatında toplarsan bir saat. İkinci izah merak ettiğim için söylüyorum. Lan bir saat tefekkür var, var. Nasıl? Sen tefekkür ederken şimdi şu anda Brezilya'da, Rusya'da, Almanya'da, Suriye'de, Ağrı'da, İsparta'da, Sinop'ta, Kars'ta. Nur talebeleri şu anda okuyanlar, şu anda bizim saatte o an şu anda tefekkür edenlerin şahsi manevimiz bir olduğundan bizi bir ettiğince ben bir dakika tefekkür, o 1,5 dakika, o 50 saniye, o 2,5 dakika tefekkür Meleği Ala'da ruhani, şahsi manevide bu tek oluyor. Belki de 2 saat oluyor. Anladın mı? O zaman abi saniyede dakikada aslında biz o 1 saati dolduruyoruz. Dolduruyorsun işte. Mesela 10 saniye mi yaptın sen? Tefekkür etme anında Edirne'deki bir kardeş de tefekkür ediyor. Ağrı'dan da, İsparta'dan da, Suriye'den de, Kuzey Irak'tan da birisi ediyor. O anda. Şahsi maneviye mazi müstakbel yok ki. Tak tak aynı anda oluyor. Bir saati zaten dolduruyorsun ama sen o bir saatin için 10 saniye hissen var. 10 saniye, ötekisi 1 dakika hissesi var, ötekisi 3 dakikası var. Ama sonuç aynı sana veriliyor. 10 saniye kadar verilmiyor. Bir saat tefekkürün sonucu veriliyor.
Kabe gibi. 16. sözde geçiyor. Öyle avami gidiyoruz. Bir tavaf ediyoruz. Evliya gibi geliyoruz. Niye? Bütün günahlar. Çünkü bir şey atıyoruz, sonsuz alıyoruz. Bütün herkesin maneviyatına ortak oluyoruz. Abi, tarzını yapalım nasıl abi? İnsan ulvi bir söz söylediği zaman ne oluyor? Hem melekut alemine, hem maddi aleme, hem melekut alemine arş azama durup yolculuğa çıkıyor. Evet, burayı da değiştiriyor. Melekut alemine de sen, hani her taraf melekut abi, yedi kat semayı, evet. Arş, yüz. Yani ta oralara kadar nüfuz ediyor. Nüfuz ediyor. Şimdi bak, bu demek ki bir ruh oluyor yani. Evet, bu. Ruh. Yani okuduğun şeyler ruh oluyor. Nereleri etkiliyor o zaman? Mana, mana ruhanilerin ruhları oluyormuş. Kelam zaten ruhtur değil mi? Evet, kelam ruhtur diyor. Mesela bir şahs-ı manevi düşün. Ustad diyor ki bunun cesedi İsrafil'dir diyor. Kainatın cesedi var ya böyle. Hani kainatın dışına çıksak İbrahim. Böyle. Şimdi binayı görebilir misin şu anda? Göremez. Dışarı çıkman lazım. Ha, kainatın içinde olduğu için kainat göremiyoruz. Çıksak ne görürüz diyor ikinci şuada. Kainattan çıksak. Kainatı nasıl görürüz? İnsan veya ağaç. Nasıl görürüz? İsrafil. İsrafil. İsrafil'in vücudu. İkinci şurada söylüyor. Abi, abi o zaman... Onun ruhu nedir? Onu manadır, kelamdır, Kur'an'dır. O zaman mesela diyor ya abi işte Abdülkadir Geylani Hazretleri işte İsrafil Aleyhisselam'ın azamet heykeli temaşaydır. Yani o aslında kainatı öyle görüyor. Yani. Evet, kainatın dışına çıkmış. Bir bakmış böyle. Normalde heykel diye bir şey yok yani. Yok yok, heykel derken o şey suret yani. Evet. Çok acayip değil mi? Nerede yaşıyoruz ya? Yani bu dünyanın kıymetini bilmek lazım ya. Bir daha ele geçmez. Cennete gitmek için vallahi dünyaya gelinmez. Çünkü dünya çok değerli. Cenneti anlamlandıran ve seni oradan daha arkaya taşıyan bir zemin burası. Cennet yapmak zor, kolaydır, inanın bana. Çünkü nuraniden nurani yapmak kolaydır. Cehennemi yapmak da kolaydır. Zulmaniden zulmeti yapmak kolaydır. Dünya çok zordur. Hem nurani, hem zulmani, hem celali, hem cemali karıştırıp kemali bir şey yapacaksın. Vallahi çok zor. Cennet de burada, cehennem de bu ama karışım. Pekmez ayrı, tayin ayrı. Ama ikisinin ortası öyle bir şey yok. Ama yapınca oluyor. Var mı? Pekmezle tayının ortası. Bir şey var mı? Yok. Ancak karıştırınca olur. Ama hariçte böyle bir şey yok. Celali koy tencere. Celali, cemali de koy. Karıştır. Kemali dünya oluyor. Onun için cennete gitmek için gelmemişiz. Allah abes iş yapar mı ya? Hikmetsiz iş yapar mı? Cennete gitmek için seni cennetten çıkarmış. Değil be kardeşim. Esas gaybı değil ya o. Cennetin arkasına geçmen lazım. Ama peki Kur'an cenneti şey yapıyor. Kur'an'ın gayesi, hitabı rahmet, rahmet olduğu için muhatapları avamdır. İlk önce avamdır, biziz. Vasatı havasa işaret eder, remz eder, telmih eder, ima eder, gösterir, bildirir. İkinci derecededir muhatap. Kur'an'ın havas tabakası Kur'an'ın ikinci derece muhatabıdır. Ona remz eder, işaret eder, telmih eder, ima eder. Ama merhameten onları şaşırtmamak için Kur'an'ın ilk muhatabı avamdır. İşaret edeceğiz 115. Muhakimat 127. Burada söylüyor. Risale-i Nur'un mumtaz bir hasiyeti. Mumtaz. Çok istisna bir özelliği ne anlatıyor? Oo, çok acayip ya. Bunu Rüştü abi bak şunu göstereyim size. Rüştü abi bize ders yaparken bak şunları da döküldü de. Bak hep o zaman derken hep almışım bak. Ansiklopedi 126. paragrafa bak. Ansiklopedi 387. paragrafa bak. Esasat-ı Nuriye'ye bak diyor. Hep Rüştü abinin şeyi. Bunu nasıl çalışacağız, nasıl çıkacağız? Tafsilat yapmayız herhalde. Böyle tıngır tıngır gideriz de. Biz her gün ders yapardı ya layıkada. Her gün buraya. Mesela şurayı bir günde, birkaç günde geçmiştik. Böyle. Biz de biraz yavaş gideriz böyle. O zaman aldığımız notlar. Bu da gayrimunteşir bak.
Yani Osmanlıcadan Latince'ye çeviriyorum. Bu Feyzi abiye söylüyor. Nazif Halil İbrahim abiye şey yapıyor. Mehdi meselesi ha. Vay. O da evet o zaman. Ha şurada da var. Bak ne çıktı. Şurada da gayrimüteşir var. Gayrimüteşir. İttihad-ı İslam'la alakalı. Kastamonu gayrı yazıyor. Kastamonu gayrimüteşir 149. dosyanın 629. sayfasında. Bu itidal edem tavsiye ediyor. İttihad-ı İslam'la alakalı. Efendim neyse bunu da buraya koyalım. Hadi bakalım. Risale-i Nur'un muntaz bir hasiyeti, imanın en son, en külli istinat noktasını kuvvetli ve kati beyan olduğundan, bir metni okuyayım, birinci paragrafı. Kati beyan olduğundan bu hasiyet Ayet-i Kübra Risalesi'nde fevkalade parlak görünüyor. Ne görünüyor? İmanın muntaz bir çok özelliği var ama en muntaz özelliği imanın en son, en külli istinat noktası. Şimdi niye abiler? Şöyle düşünün. Risale-i Nur'a gelene kadar tarih hep böyle mantıktır, ilimdir, hissiyattır. Onlarla İslamiyet'i ispat ediliyordu. Risale-i Nur diğerlerinden ne özelliği var? Kafir küfrünü kainata, mevcudata istinad ettiriyordu. Doğaya, tabiata. Onunla sarmalıyordu. Tabiattır, doğadır, kendi kendinedir, tesadüftür. Ama insanları böyle, ulema İslam, ihtiyaç bu kadar duyulmamıştı bu zaman kadar. Tabiat, mabiat o kadar şey yapmıyorlardı. O zaman bir tane bir şehir de çıkardı inkar. O da böyle mantık, felsefe yaparlardı. Karşısına da bu cinsten çıkıyordu. Şimdi küfür, küfrünü nereye dayandırıyor? Kainata. Ayet-i Kübra neyi tanımlıyor? Ta kainatın arkasına geçiyor. Big Bang yani zaman ve mekan arkasına geçiyor. Ondan sonra yukarıdan aşağı iniyor. Yıldızlara bakar görür ki, galaksiye bakar görür ki, güneşe bakar görür ki. Bırakmıyor hiçbir yer. Onun için en külli bak. İmanın en son nedir o? Kainat. İmanın en son, en külli istinat noktası. En külli istinat noktadır. Dağlardır, güneştir, yıldızlardır, Samanyolu galaksisidir, semai dünyadır. Onlar şu anda fenin semai dünya 7'dir. Yani dünyayı kapsayan 7 kat sema var. Şu anda ilmi beşer birinci semada. Bahsettiklerim birinci semada tahminlerine göre 200 milyar galaksi varmış. Her galakside en az lakal 200 milyar yıldız varmış. Bunların bahsettikleri hep birinci semai dünyadır. Seba semavat ise 7. Daha birinci burada. Diğerler 6 işte. Esir'in diyor 7 mertebesi var. Semai dünyanın birinci tabakasına, ikinci tabakasına, üçüncü, dördüncü falan. Bir de gel böyle cinler alemi, ruhani alemi, melaike alemi, ervah alemleri, 7 tane de bunlar var. Onun için Risale-i Nur'un Ayet-i Kübra'sı Allah'tan sonra tabi ilk zuhurattan başlıyor, aradığına sorarak, kainattan iman hakikatlerini ispat ederek kainatı kafirin elinden alıyor. Anladın? Kafirin elinde kainatı alıyor. Aynı yerde Allah ispat ediyor. Onlar inkar ettikleri yerde. Tabiattan Allah ispat ediyor. Onlar tabiatta inkarı ispat etmeye çalışıyorlardı. Onun için onların en son noktaları bizim mukaddeme olmuş. Tabiat dediği şu güneşten kendi kendine oluyor. Sulardan, dağlardan yani inkarına zemin yaptıkları yerde imanın ispatını yapıyor. Onun için iman onların küfrünü gösterdikleri yerde iman nurlarını ispat ediyor. Ve hiçbir şey diyemedi. Hatta burada gelecek. Kaçacak bir delik bulamadılar artık.
mahkemeye başvurdular. Allah Resulü de öyle. Kalemle mübareze edemedikleri için de 25. sözün 2. sayfasında mübarezi bil huruf mümkün olmadığı için mübarezi bil suhufa mecbur oldular. Suhuf. Kılıç. Y harfiyle. Yok. Seyfe. Muharebeyi bir seyf. Yani mecbur oldular diyor. Yani kalemle mübareze edemedikleri için kılıca sarıldılar. Niçin iki kelamla bitirecektin? Niye savaşa çıktın? Üstadı da aynı şey. Ustadı baktı yenemediler. Çin'den, Rusya'dan, hele Çin'den inkar adamı getirdiler. Ve köy enstitüleri kurdular. Sungur abi onun içindeydi. Sungur abi köy enstitülerinde okuyordu. O kendi söylüyor şualarda. Ordu şualarda. Bize diyor açık Allah'ı inkar ediyor. Okullarda Çin'den gelen inkar tabiat perestler geliyordu. Yunanistan'daki Aristo'nun vesairelerin böyle inkar filozoflarından türemiş talebeleri getiriliyordu. Ama niye çünkü şey yapamadılar, muvaffak olamadılar? Çünkü Risale-i Nur onların inkarına malzeme yaptıkları tabiatı Allah'ın marifetine basamak yaptı. Nereye gidecek o zaman? Bitti yani. Bu sefer ne yapacağız bunu, nasıl susturacağız? Gel lan buraya, otur lan açık oturuma. Gel karşıma diyor. İlzam, ikna etmesem ilzam etmeye hazırım demedi mi usta? En büyük filozoflarınızı getirin. Onları hayvanlardan daha aşağıya düşürdüm. Gelsinler karşıma. İkna olmasa bile ilzam ederim diyor. Yani sustururum. Gelsinler karşıma. Said ne diyorsun Said Nursi? Gel bakalım. Ey Çin'den gelen ateist gel bakalım. Oturun hadi bakalım. Yarım saat sen konuş. Yarım saat sen. Böyle yapmak daha kolayken idamlar, zehirlemeler, hapishaneler, işkenceler, taziklere ne gerek vardı? Medeni insana yakışır mı bu? Karasu biraz daha... Şimdi tamam işte. Ben de Müslüman edecekti diye ya. He, Karasu öyle demiş, evet. Karasu kimdir biliyor musunuz? Yahudi diye. He? Yahudi de kimin babasıdır? Evet. Evet, Karasu Bedihi ya. Nüfusta mı yazıyor? Koç'un babası Karasu. Ustad da kaç dakika biraz yormuşmuş. Hemen nefes nefese çıkmış ustadın odasından. Az kaldı beni de Müslüman yapacaktı diyor. Ondan sonra reisleri gitti. Ya benden bahseden ayet varmış dedi ya. Tamam mı? Bunu biliyorsunuz. Ha, peki medeni insana ne lazım? Gel kardeşim otur buraya. Öyle paldır kuş gibi daldan dala atlama şey yok ha öyle. 10 dakika sen konuşacaksın, susacaksın. Sorun varsa kağıdı yazacaksın. Atlama yok. Şimdi bilesiniz, tecrübemi size naklediyorum. Birilerle konuşmaya mecbur olursanız şu şartı koşacaksınız. 10 dakika sen konuşunca ben susacağım. Girmeyeceğim. Soru yok. Sorun varsa kağıdı yazacaksın. Ben konuşunca da sen susacaksın. Başta hemen kazandınız bununla. Çünkü adam biliyor. Baktı ki Tahir bunu cevap veriyor. Peki ama. Daha o cevap olmadan etraftakilere de yarım kaldı. Peki ama, peki ama, peki ama ile böyle helak olan kavim varmış. Yani cevap bitirmeden soruya, cevap bitirmeden sorudan soruya, psikoloji, hastaların, psikolojilerin sebebi cevap olmadan tam cevabın ortasına yeni soru sormalarındandır psikoloji bozukluklar. Mesela birisi vardı yanımızda X. Abi bu niye böyle oluyor? Tam cevap veririm ama lan bitireyim bunu. Tamam peki abi, tamam dayanamıyorum. Aa abi, lan ya kalk lan. Ben bitireyim ondan sonra sorun olursa. Ben oraya geliyorum, çeviriyorum çünkü etrafını. Kafasını koparacağım ben o şeyin. Ama diye beni dairenin dışına atıyorsun. Onun için ne yaparlar? Hemen derler ki, peki ama hayır 10 dakika sen konuşurken ben susacağım. Ben konuşunca sen susacaksın. Ustad ne diyor? Ben onları diyor ikna etmesem de İlzam etmeyi, mağlup etmeye hazırım. Dedi mi demedi mi sen? Ne yaptılar peki? Neyle karşılık verdiler? Hapiste, işkenceyle, cezayla, 5 tane uçağı kaldırarak Emirdağ'da. Ustad yeşilliğe çıkıyor diye 5 tane uçak uçuyor. Risale'de geçeni söylüyorum. Benim iddiam falan değil bu. Hani gerek var mıydı buna diyor. Tam gelirim. Niçin? Nereye güveniyorsun sen? Çünkü
onların küfrünü dayandırdıkları tabiatın tesadüfü Cenab-ı Hakk'ın marifetullahına malzemeler yapıyor. Bunu hangi risalede yapıyor? Ayetil Kübra'da yapıyor. Bir şey dikkatimi çekti diyor ya, en son, en külünde de bakalım ya. Mesela ilk başı nedir ki en sonu söyleyeyim? İlk başı şudur Mehmet. İlk başı bilirsek en sonu de. Ben böyle anlıyorum. Düşünceler, bilgiler, malumatlar, zanlar, ben. Sonra hayal. Ben böyle hayal ediyorum. Sonra kendi hususi dünyası. En son, en geniş, en büyük nedir? Kainat. Kainat. En son olunca ilk baş neresidir? İnsanın kendisidir. Kainata anlam veren insanın kendisidir. Daha farklı cepte baktım. Yani. Nedir o? En sonsu o zaman en baştır aynı zamanda. Ben önce yetten baktım. En baştır yani ne demek? Salih-i Nur nasıl bir ders veriyor ki yani en son ve en küllü oluyor. Yani Peygamber Efendimiz'in asli dahil zaten dersi yani önce evet. Yetten baktığından yani Resulullah Efendimiz'in dersi olduğundan dolayı. Yani bu ne kadar bu asır ne kadar yani hem şanslı evet. Değil mi abi yani? Yani en son demiş ya ahir zaman fitnesinde en son olmasının yani Kur'an'ın son icazı ama esas mana bu değil. Çünkü niye? Ayet-i Kübra kainatın diyor bak. İmanın en son, en küllü istinat noktası, kuvvetli kati beyan olduğunda bu hasiyet Ayet-i Kübra'da. Ne, Ayet-i Kübra'da nedir? Sıhhat ettiriyor. İşte hocayı söylüyorum. Evet. Bir de şu var ya sana, bir insan yani bu zamanda külli manada, tam o yani kemal manada iman nasıl inkişaf ettirebilir? O yine Risale-i Nur'da var yani, o da Ayet-i Kübra'da var. Ayet-i Kübra'da. Yani en cami manada, kemal manada imanın inkişafına medar. Yani yine Risale-i Nur orada da Ayet-i Kübra'da var. Mesela madem dediniz, Ayet-i Kübra da ikiye ayrılır. Birinci mertebe imaniye, ikinci mertebe inani. Birinci mertebe imaniye de 15. tabakada şöyle denilmiş var. Birincisi zahirdir, ikincisi batındır. İkincisi enfusidir. Öyle diyor zaten. Birisi esrar, birisi ölüm, miraç. Efendim ben Ece? Haşr Risalesi kanuniyetinde yani Haşr Risalesi'nde surette gidiyor. Suret ve hakikat. Esma'ya dayandırıyor ya abi. Evet. Orada da hep suretlerden kainatı, mevcudatı malzeme yapıyor. Ondan sonra esmalara dayandırıyor. Rahmaniyet, mahzun. Çok güzel. Hakimiyet. Haşr. Benzetebiliriz abi. Esra, miraç. Esra, maddi yolculuk şeye kadar, Mescid-i Aksa'ya kadar. Ondan sonra miraç. İki ayrılıyor zaten. Evet. Zaten miracı da iki zaten. Ondan sonra zaten şey söylüyor. Esrar diye başlıyor zaten. İkinci makamdaki o Arapça metinlerde esrar olarak, sırlar olarak şey yapıyor. Birincisinde bir müşahadetihi, şahit olunan şeyler. Resul bir de söyle o şeyi, o çok güzel. Birincisi yani mevcudattaki o suretleri, mevcudatı kainatın malzeme yapıyor. Sonra İkincisi esmaya. De, yani esmaya dayandırıyorum. Nerede örneği var diye onu çok önemli. Onun için Ahaşi Risalesi'nde iki esasla gidiyor. Birincisi suret, ikincisi onların hakikati. Yani suret malzemeler yapıyor ve bunları iktiza eden esmalarla izah ediyor hakikat. Hakikat esma. Mesela ondan hakaik şey sabitetin her şeyin bir hakikati var ya esma. O suretlerin esmaları. Haşr Risalesi de iki şekilde ifade ediliyor. Demin malzeme tefekkürü bir de bunların dayandığı esmalar. Ayet-i Kübra da böyle. İkinci bir manası, birisi mülk, ötekisi melekut. Zaten söylüyor. Birincisi zahir, ikincisi batın. Anlatıyor. Ayet-i Kübra. En külli istinat noktasını kuvvetli, kati beyan olduğundan bu hasiyet Ayet-i Kübra Risalesi'nde fevkalade parlak görünüyor. Ve bu acip asırda mübarizeyi küfür. Bu nerede anlatıyor? Rüştü abi şey yaptı. Bak diyor ansiklopedi 387. Ansiklopedi demiş yani o zaman askeriye, polise, devlet kadrosuna, milliyetime, Diyanet İşleri Başkanlığı'na Risale-i Nur girsin diye Risale-i Nur'u toplama yaptı mevzulara göre. Başına sonuna ortaya böyle biraz fıkı veya hikmet şeyleri koyarak, gizleyerek ansiklopedi ya. İçine Risale koydu. Böylelikle her tarafa girmişti. Adı ansiklopedi. Orada 387. sayfada
Niçin orada bu acip asır? Acip asır, bu asır hakkında ben bir toplamıştım Zeytinburnu'nda. O kaçıncı paragraf? Birinci paragraf 55. Yok şey. Ansiklopedi mi? 387. paragrafta parantezli yer diyor. Mesela bu asır hakkında belki de 15 tane cümle bulmuştum. Gaddar, hain, merhametsiz, zalim. O benim içerideyken bina yıkıldığı için o dolabında yapışıktı. Nerede olduğunu bilmiyor böyle. Çok vecizdi. Gaddar asır, merhametsiz asır, anlayışsız asır, gafletti az böyle cümle cümle. Öyle birinizde varsa onu bana şey yapsanız, onu hulasa etmiştim böyle. Niçin? Bu acip asır. Merak ettim. Ne özelliği var ki acip asır? Meğer anlayışı, anlayışı kıt, idraki kıt. Başkasının cebine aklı koyup bedihi şeyleri görüyor. Şeyhi, hocası, kimse, anlayışı ve daha önceki inandığı şeyi perde olup görmüyor. Mesela Mehdi meselesini inandığı bir şeye göre uymadığı için sen ne anlatırsan anlat kitaptan. Mesela anlatıyorsun, bak kardeşim Risale-i Nur Ustad şunlarla mücadele etmiş. Senin abin onlarla şu anda dost. Kol kola gidiyor. Bak görüyor musun? Sen Nur adına şey yapıyorsun. Bir bildiği var. Ya. Buyurun cenaze namazına. Ne kişi niyetine? Hatun kişi niyetine. Niçin? Doğurgan olduğu için. Bak neler doğurmuş. Her kişi olsa olmaz. Bu acip asırda mübarezi küfür ve iman en son noktayı istinat sirayet ederek ona dayandırıyor. Demek ki bu acip asrın özelliğiymiş. Mübarezi küfür ile iman. Mübarezi iman, mübarezi küfür. O küfrünü, o delilini nereye dayandırıyor? Kainata dayandırıyor. İman en son nokta istinada sirayet ederek ona dayandırıyor. Bunu 232'de söylüyor Kastamonu'da. Bir bakayım 232'de ne diyor? 232 55'e atıf var. Bakayım. 55. İki gün evvel ismi Hakem nüktesini okuyan bir Nakşi dervişi güneşin ve manzumesinin bahsini Risale-i Nur mesleğine ve tatbikini anlamamış. Demiş. Hangi derviş? Nakşi dervişi. Demiş ki bu da ehli fen ve kozmografyacılar gibi bahseder. Tevehüm etmiş. Yanımda ona okundu. Ayıldı. Bu bütün bütün başkadır dedi. Demek kozmografyacılar gibi ehli fenin en son, görüyor musunuz? Burada izah var. Kozmografyacılar gibi ehl-i fenin en son ve geniş nokta istinatları ve medar-ı gafletleri olan perdelerde nur-u ehadiyeti gösteriyor. Burada izah ediyor kainat olduğunu. Orada da düşmanlarını takip ediyor. En uzak tahassüngahlarını bozuyor. O maddeye, güneşe, maddenin hareketine sığındılar, gizlendiler ya. En uzak tahassüngahlarını bozuyor. Her yerde Ustad, ayet-i kübra, huzura bir yol gösteriyor. Eğer güneşe katsa, kainattan bir güneşe katsa, ona der, o bir soba, bir lambadır. Odununu, gazyağını veren kimdir? Bil ayıl başına vurur. Hem kainatı baştan başa, ayneler hükmünde, tecelliyat-ı esmaiye mazariyetlerini öyle gösteriyor ki, gafletin imkanı olmuyor. Hiçbir şey huzura mani olmuyor. Ehli tarikat ve hakikat gibi huzuru daimi kazanmak için kainatı ya nefyetmek veya unutmak daha hatıra getirmemek değil, belki kainat kadar geniş bir mertebeyi huzuru kazandırdığını, ve geniş ve külli ve daimi kainat vusatinde bir ubudiyet dairesini açtığını gördüm. Daha var fakat şimdi bu kadar yazdırıldı. El Fatiha.